Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu <laughs> vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet, bugünkü tefsir dersimizde, 5. ünite daha önce Kur'an-ı Kerim'de geçen diğer Konulardan bahsetmiştik insan konusu, nübüvvet konusu vesaire. Bugünkü de, bugünkü konumuzda Kur'an-ı Kerim'de geçen dünya ile ilgili ayeti kerimelerin manalarına bakmak. Dünya nedir? İçinde yaşadığımız dünya veya diğer gezegenlerde yaşayan varlıkların da dünyası o gezegendir. Yani şu alemdeki hayatlarıdır. Bizim de dünyamız bu dünyadır. Kainatın yaratılışı ile ilgili ayetler gökleri, yeri ve ikisi arasındaki bütün varlıkları yaratanın yüce Allah olduğunu, bunların tasarruf ve hakimiyetinin onun elinde bulunduğunu anlatır. Özel olarak arz, arz Arapça, yani elifle arz ve alt da tarifi, yeryüzü, Efendim, Şu Almanca'da da erde, aynı Arapçadaki gibi, bu kelime insanın yaşadığı dünya için kullanılır. Bitki, hayvan, dağ, deniz, nehir gibi varlıklara yapılan atıflarda onların dünya hayatının bir parçası olduğu ve insanın istifadesine sunulduğu belirtilir. Buna göre dünya bir yandan Allah Celle Celaluhu'nun emrindeki varlıklardan bir varlık öte yandan insanın hizmetine ve yaşamına sunulmuş en büyük nimettir. Yan tarafta bir Yunus Suresi'nin 24. ayeti var. Evet. suresi 24 dedik. 10. sure 24. ayet. Orada birle. bile. ma meselül hayatı dünya. Dünya hayatının misali. <laughs> <laughs> Meseli, misali şöyledir. Ne gibidir? kemâin bir su gibidir. Öyle su ki enzelnâhu mine semâi o suyu biz semadan indirdik. Yağmur şeklinde, işte kar şeklinde vesaire bu şekilde indirdik. Neticede kar da olsa, dolu da olsa nedir? Eriyince su oluyor. Bir suyu indirdik. Fakhtalata ihtilat etti yani karıştı. Karıştı. Bihi usuyla ne? Nebatul ardı e, yeryüzünün nebatatı bitkileri yani nebatat bitki demek. <laughs> Bitkiler birbirine karıştı. Neden? Minma yekülün nesu, insanların yediklerinden daha veren amı, hayvanların yani insanların işine yarayan hayvanların. Şimdi insanların işine yaramayan hayvanlar da var. Bunlar daha ziyade et yerler. Ama insanların işine yarayan en yani nimet olarak insanlara nimet olarak sunulmuş hayvanlar da bunlar da ot yerler yani arzın verdiklerinden yerler hatta yani hatta o, o şekilde e, su yağdı ki ize ardu zuhru feha yeryüzü e, süslerini aldı takındı aksetti ve zeyyenet süslendi. Yani zuhruf parıltılar oluyor. Bildiğim kadarıyla zeyyenette şey süslenme yani zinetlenme zinet mastarından geliyor. Yani tezeyyene aslında izzeyyene olmuş. İzzeyyenet yani vezeyyenet zinetlendi, süslendi, zinetlerini takındı o yer Yani eee zeyyenet sonunda t var. T var cezimli t bu e, arzın arzı giden bir e, fiil olduğunu gösteriyor. Ya yani çünkü müennes izzeyne ya da tezeyyene burada tezeyyenet olmuş. Çünkü arz nedir? Müennes yani dişil bir kelimedir. Yani müennesi maneviyedir aslında lafında e, müennes gözükmez ama manası laf e, şeyi e, müennesi maneviyedirler yani manası müennes manası dişil ve zanne ehli o yer ehli de zannetti zannetti inandılar öyle bir e, kuruntuya kapıldılar ennehum kadirun aleyhe o yeryüzünde onlar güç sahipleri, kudret sahipleri. Öyle zannettiler. <laughs> <laughs> Etâhe emruna leylen ev neharen Bizim emrimiz, bizim işimiz gece veya gündüz onlara geldi. Yani yeryüzüne geldi. Yeryüzüne arıza geldi. Fecalnaha biz o yeryüzünü kıldık. Nedir kıldık? Hasiden hasiden. Yani hasit böyle tırpana uğramış, tırpanlanmış bir şekilde. Hani ekin e, tırpanlandığı zaman ne yapar? Gövdesi yere düşer, sapları kalır. Yani köküne yakın sapları kalır. O şekilde Cenab-ı Hak isterse böyle yapabiliyor. Yapabiliriz buyuruyor. Yani böyle tırpanlamış gibi yaparız da ne, e, neye benzer ki enlem bil emsi Sanki orada bir e, bolluk zenginlik olmamış gibi olu verir. Yani tağne, e, gana, yağne, zenginlik yani gına manasına geliyor, bolluk manasına. Yani sanki günün orada bir e, bolluk yokmuş da bolluk yokmuş gibi. Biz bir gecede veya bir gündüzde diyor ne yaparız o dünya dünyanın e, güzelliklerini tırpanlanmış efendim birer e, nebatat veya ot ekin gibi yaparız. Kederli nufassilu'l ayati li kavmin yetafakkerun. işte tefekkür eden bir topluluk için biz e, ayetlerimizi böyle açıklarız buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu mealden, bu ayet-i kerimenin e, Türkçe mealinden manasını ne anladık? Cenab-ı Hak bazı olayları, bazı şeyleri insanların daha iyi anlaması için böyle bir şeylere benzetiyor. Yani mesela dünya hayatının durumu diyor, Gökten bir su indiririz, insanların ve hayvanların yiyecekleri şeyler yeryüzünde böyle o su sayesinde, güneş sayesinde yani bunlar biter. Karma karışık biter, karışıklık o demek. Yani mesela ekin biter, buğday biter ama aralarında otlar biter. Yani hem insanlara rızık olur hem hayvanlara rızık olur böyle birbirine girer, kalp, e, ihtilat eder. O demek efendim bazı hayvanların yetişeceği boyda meyveler olur, ağaçlar olur. İnsanlar meyvesini yer, efendim hayvanlar yapraklarını yer vesaire. Böyle bir renkli bir dünya hayatımız var. Yani insanlar ve hayvanlar iç içe olduğu gibi e, rızıklar da iç içe. Mesela meyve meyve insan meyveyi yer ne yapar artıklarında hayvanlarına verir onlar da farklı bir şey yesin diye bunun gibi yeryüzü nihayet bu şekilde gelir zinetini takınır yani rengarenk olur i̇şte yeşil yapraklar sonbaharda sararır vesaire kışın yaprak dökülür efendim yani yeryüzünü böyle yani orman manzaralarını gördüğümüz zaman ne görürsek bunlar nedir? Yeryüzünün zinetleridir, süsleridir. Ağaçlarda hakeza. işte o havada uçan kuşlar. Bunlar hepsi yeryüzünün e, rengarenk süsleridir. Buna sahip olan insanlar da biz artık bu yeryüzünün kadir, kadir mutlak sahibiyiz. Bizim dediğimiz olur, bizim dediğimiz olur, bizim borumuz yeter diye düşündükleri bir anda aniden diyor bir geceleyin veya gündüz fark etmez yani burada veya ifadesi kullanılmış yani birisinden birisi olabilir gece veya gündüz ona bir emrimiz gelir e burada parantez içinde afet diye açıklamış yani afet olur işte deprem olur sel baskın olur şu olur bu olur. Yani yakın e, zamanda olan zelzeleleri hatırlayalım. O biz nelere sahibiz diyenler ne oldu? Aniden, tabii iyi niyetlere lafımız yok. Ama e, böyle gururlanan, biz neler yaparız, nelere sahibiz diyen insanlar, aniden ne oldu? Geceleyin 3-5 dakika içinde yerli bir oldu. Yani bunu yaparız diyor Cenab-ı Hak. Dünya hayatına böyle güvenmeyin. Bunlar başınıza gelebilir. İşte o da ne diyor? Sanki dün yerinde yokmuş gibi. Yani diyelim bir bina ne oluyor zelzele de? Tamamen çöküyor. Orada bina önceden yokmuş. Zaten yoktu da hani tekrar yokmuş gibi bir hale gelir. Efendim bu şekilde biz diyor verdiğimiz gibi vermeyi bildiğimiz gibi almayı da biliriz buyuruyor Hazreti Allah. Dünya ile alakalı bir ayet-i kerime. Devam edelim. Bir sonraki ayet-i kerimede yani En'am suresi 32. ayet. Burada da Essenzbiller, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Yani dünya ile ahireti kıyaslıyor Cenab-ı Hak. Demin dünyanın geçiciliğinden bahsetmiştik. Şimdi de dünya ile ahiretin kıyaslaması yapılıyor. Ne buyuruyor? Ömer, hayatı dünya, dünya hayatı değildir. Dünya hayatı değildir. Peki ancak nedir dünya hayatı? Ya yani, dünya hayat değildir derken dünya hayatının bir değeri, bir kıymeti yoktur anlamında. Yani gerçek hayat dünya hayatı değildir. Nedir o dünya hayatı? İlla la'ibun ancak e, bir e, oyalanmaktır. Ve lehvun lehde o oyun demek yani hani çocukların oynadığı gibi yani mesela bir çocuk sıkıldığı zaman ne olur ona annesi babası veya ilgilenenler ona bir bir oyalanacak bir şey bulur. Oyalanacak bir şey bulur. Veya onu oyuna sevk eder. Hadi git dışarıda arkadaşlarına oyuna gibi işte şu son zamanda ne var? Çocuklara işte elektronik cihazlar, oyunlar falan. Böyle şeylerle vakit geçirir. Yani dünyaya kıymet veren insanlar da bunlara benzerler. Yani dünyada ancak bu işler yapılır. Oyalanmak, işte yemek, içmek, efendim, ee, sair ee, zevkleriyle meşgul olmak ve oynamak. Yani işte bu oy oynamak ıı, da olabilir. Hani dans şeklinde oynamak da olabilir. Ya yani birbirleriyle vakit geçirmek eğlenceli bir şekilde. İşte dünya hayatı budur diyor. Yani ahirete kıymet vermeyen insanlar dünyayı böyle, dünyayı böyle tahammül eder. Ancak oyalanarak ve oynayarak tahammül eder. Vele darul ahiratu ahiret dünyası, ahiret hayatı ise nedir? Hayrun çok daha hayırlıdır. Yani dünya hayatından <laughs> yani bu hayrun minel hayatı dünya takdirinde veya minel darul dünya gibi dünya hayatından ahiret hayatı nedir? Çok daha hayırlıdır. Lillezine <laughs> ne? ittika eden yani takva sahipleri için yani takva sahipleri düşünürler ki ahiret hayatı dünya hayatından çok daha iyidir değerlidir ona yatırım yapalım oyunla eğlenceyle vakit geçirmeyelim daha faydalı daha işe yarayan daha böyle insanlara faydalı olabilecek şeyler yapalım Allah'ın rızayı şerefini kazanalım. Allah'ın rızasını kazanalım. Çünkü hayrun nas değil mi? İnsanların hayırlısı kimdir? Men yenfeun nas. İnsanlara faydalı olandır. Yani insanlara faydalı olandır. Efendim acıkan birisine veya susayan birisine diyelim dünya hayatında e, su vermek, mümin de olsa kafir de olsa ona yapılan bir iyiliktir. Çünkü onun insani bir ihtiyacını karşılıyorsun, ona bir faydan dokunuyor. Bir mümine faydalı olmak, ona, Efendim başta tabii ki e, dünyevi ihtiyaçlarını da soracağız mümin kardeşlerimizin. Yani mümin mümine gelip de Nasılsın, iyi misin? İşte namazın, abdestin nasıl diye soramaz. Çünkü o Allah'la onun arasında olan bir şeydir. Ancak o kişi ona bir ihtiyacı için bir soru sorarsa öyle cevap verebilir. Ama durup dururken insana namaz, abdest sorulmaz. Ne sorulur? Nasılsın, iyi misin? İşte geçimin iyi mi? Bir ihtiyacın var mı? Gibi şeyler sorulur. Bu, budur yani bu mümine müminde olan hakkı budur. Onun ihtiyaçları varsa karşılamak. Ama maddi ihtiyaçları karşılanmıyor. Herkes birbirinin işte falanca şu ameli yapmış, bunu yapmamış, şu günah işlemiş. Bunların dedikodusu yapılıyor. Bu kesinlikle nedir? İlla la'ibun ve lehvin. Ancak bir oyalanma ve oyundur. Yani bu hayırlı bir iş değildir. Ancak dünya hayatına ya yarar bu. İşte ahiret hayatını tercih edenler bundan bununla uğraşmazlar. Onlar oyunla e, oyalanmakla, dedikoduyla, başkasını yermekle böyle şeylerle uğraşmazlar. Ancak ahiretlerini kazanacak amellerle uğraşırlar. Onun peşinde koşarlar. Onun peşinde koşarlar. İşte bu hayır işlerinde de tabii ilk olmak çok daha önemli ilk olmak, bir şey başlatmak. Hani bazı insanlar Müslümanlar der ya falanca bir, bir yapsın bakalım. Nasıl bir netice vererek verecek? Ben de katılırım der. Ama Hazreti Allah e, Vaka suresinde hep ilkleri övüyor. İlk bir işe ilk başlayanları övüyor. Çünkü bir işe ilk başlamak çok büyük bir gayret, azimet, sabır ister. <laughs> ne buyuruyor? Es-sabigun es-sabigun. O geçenler yani o ilkler ilkleri ilk bir işe ilk atılanları övüyor Hazreti Allah. Yani mesela ilk Müslüman olanlar gibi. Sonradan gelenler tabii ona göre ecrin alıyor. Ama ilk Müslüman olanlar ilkler devamlı övülmüştür. Onlar onlar hususu muamele göreceklerdir. İşte bir hayırlı bir işlerde de zamanımıza da mümkün ilklerden olmak. İşte falanca başlatmış, başarılı olmuş. Ben de ona katılayım. Bunun o kadar değeri olmaz. Onun için hayır işlerde yarışmak. Efela takılın. Ee, bunu akıl etmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Bir yani e, aklınızı <laughs> yani buradaki akıl şeydir. Logik. Logik dediğimiz mantık dediğimiz <laughs> mantıktır. Mantığınızla bir e, şey yapın, analiz yapın. Bakalım hangisi sizin için daha hayırlıymış bu ayet-i kerimeyi analiz ederek yani düşünerek ayet-i kerimeden anlayınız buyurmaktadır Hazreti Allah. Yine e, Ankebut suresinde de aynı şekilde dünya hayatının bir eğlence ve oyundan olduğunu buyuruyor. İşte gerçek hayatında ahiret yurdu olduğunu burada bize anlatmış oluyor. Bunu da böyle kendi aramızda bir şekilde değerlendirmiş, açıklamış olduk. Efendim, Lokman Suresi 33'te Cenab-ı Hak diğer önceki yani dünya hayatından ve ahiret hayatıyla dünyanın arasındaki farktan sonra hesap gününden bahsediyor. Estağfirullah. Lokman suresi bu. Lokman suresi 31. sure. Ayet 33. Kur'an-ı Kerim'de Lokman aleyhisselamın oğlunu e, ettiği, anlattığı e, mevzular yani vaazlar var. <laughs> vaazlar var. Efendim. Burada da işte 33. ayette Estağfirullah ya ey yuhannas bakın bu tüm insanlara bu hitaplar. Ey insanlar. İttaku rabbekum siz Allah'tan korkunuz. Allah'a karşı yani korununuz. Yani onun kırmızı çizgilerini aşmaktan korkun. Kırmızı çizgilerini aşmayınız kırmızı çizgiler yakar. Değil mi? Kırmızı çizgi. Kırmızı tehlike demektir. anladım? kırmızı çizgilere geçerseniz geçerseniz karşılığını bulursunuz. Vahşev Haşiye, yakşadan geliyor. Haşyet. Haşyetten emre hazır. Cemimize kere gayip. Siz korkunuz diyor korkunuz. Haşyet ediniz. Hani ittegu o o da korkunuz gibi algılanıyor. Fakat ittegu da takvadan gelen bir kelime. Yani ehli takva olunuz demek. Takva ile amel edin. Hep ruhsatlarla değil. Günahlarla <laughs> meşgul olmayın. Ve sadece ruhsatlarla değil takva ile de amel edin. Azimetle amel edin hâşyet de gerçekten korkmaktır yani korkmaktır. Hâşyet etmek. nereden neden korkun? Yevmen bir günden korkun ki La zi validun an veledihi. Hiçbir valid yani baba yani baba veya valide de olur. Hani şimdi hani iki tane insanın ana baba var ya iki kişi. Yani valide zikredilmiş ama anne de kastedilmiş. Yani ikisi birden. Hiçbir annenin veya babanın çocuğuna fayda vermeyeceği bir günden korkunuz böyle Cenab-ı Hak. Yani çocuk efendim işte benim babam annem işte şöyle ihlaslıdır, şöyle evliyadır, şöyle amelleri var, şöyle iyi insanlardır. Elleri yüzer nurudur. İşte o o günde o çocuğun bir faydası olmayacak. Hiçbir faydası olmayacak. O da kendi amellerinden amellerinden hesap verecek. ola <laughs> <laughs> mevludun. Hiçbir mevlüt, yani mevlüt doğurulmuş demek, yani çocuk anlamında hiçbir çocuk demek. Mevlut veya mevlude, hani mevlut erkek için, mevlude de kadın için. Doğrulmuş demek. <laughs> hani lem yelit ve lem yulet diyoruz ya, orada işte doğrulmuş mevludun. Hiçbir mevlüt mevlut nedir? Huve cazin. O fayda vermez. Fayda vermez. An validihi şey'e yani babasına, anasına hiçbir faydası olmaz bir çocuğun. Ne kadar amelleri olsa. Diyelim ki anne baba asi yaşamış. Ama çocuk daha böyle sağlam, daha müttaki, daha çok hayır hasenatı sevabı var. İşte ehil ilim olmuş, okumuş, insanlara fayda vermiş. Ama ahirette diyor çocuğunuza güvenmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Hiçbir fayda vermeyecek. İnne vaadallahi hakkun Muhakkak ki Allah'ın vaadı, söz vermesi, vaad ettiği bir şey nedir? Hakkun gerçektir. Hak, gerçek manasındadır. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Fela nekun, Sizi aldatmasın. Sizi aldatmasın. Ne el dünya, dünya hayatı sizi aldatmasın. Ha, yani dünyada sahip olduğunuz mal, mülk, efendim, ihtişam, söz hakkı, sözünüzü geçirme, böyle dünyada sizi mağrur edecek şeyler sizi aldatmasın. Ve la neküm yine sizi aldatmasın. Eee neyle aldatmasın? Billahi <laughs> Allah'la aldatmasın. Kim el garur o aldatıcı yani şeytan. Şeytanın el garur el garur ismi. Gurur değil de garur yani aldatıcı demek. E şeytan Allah'la nasıl aldatır? Ya işte yapı Allah zaten affedici. E Allah seni affeder, Üzülme. Ya sonra tövbe edersin gibi. Bakın şeytan bunu yapma demiyor. Yapma demiyor. Veya e, başka bir şekilde vesvese vermiyor. Ne diyor? Sen bunu yap. Nasıl diyor? İleride tövbe edersin. İşte yaşlanınca namazını kılarsın. Şimdi idare et. Dünyanın zevkleriyle meşgul ol. Bir daha mı geleceksin dünyaya falan? Şeytan Allah'la insanı aldatır. Yani Allah sana seni affeder der. İşte bak efendim ne dinince insanlar değil mi? Mesela önce müşrik olup sonra eshab-ı kiramdan olmuş öyle talihli yani insanlar var değil mi? Eshab-ı kiramdan. ya yani çoğu tabi onların o geçmiş halleri onları zemmetmek için söylemiyoruz. Sadece ibret için söylüyoruz. Ya çoğu müşriklerden de hani putu tapıyorlardı. Tabi aralarında belki <laughs> Hanif dininden olanlar vardı İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın dininden. Ama çoğu neydi? Müşrikti. Müşriklerin başı kimdi? En azılısı Ebu Cehil'di değil mi? Ebu Cehil, cehaletin babası demek yani cehalet o kadar cahil ki onun babası olarak anılıyor. Müşrik olarak öldü ama onun oğlu Ekrem'e ne oldu? Sonra Müslüman oldu. Eshab-ı Kiram'dan oldu. Hani şeytan diyor sizi böyle aldatabilir diyor. Bakın işte bunlar bunlar yaptı. Sen de diyor tövbe edersin. Sonra dönersin falan diyor. Şeytan da biliyor tabii insan bir kere günaha dalınca kolay kolay o günahtan vazgeçemez. İlla maşa Allah. Tabi Allah'ın e, istisnası var. Allah'ın hidayet verdikleri müstesna. İnsan kendi istemesiyle hidayete gelemez. Cenab-ı Hak işte bizi böyle dünya hayatı ile ilgili ikazlarda bulunuyor. Bir e, sonraki konumuz dünyadan bahsettikten sonra ahiretten de Kur'an-ı Kerim bahseder. Hadi hatta ahiretten daha çok bahseder. <gülüyor> <gülüyor> evet, ahiret e, kelimesi efendim ahara değil mi? Böyle son ya yani, sonradan gelen. Hani el evveli var. Cenab-ı Hakk'ın ismi var değil mi? El evveli vel ahiru ve zahiri vel batin. Saf suresinde olması lazım. Hani Allah nedir? El evveldir. Birincidir. Yani birincidir dediğim ondan önce kimse yoktu. Hiçbir şey yoktu. El evvel o demek. Birinci. Vel ahırı Allah nedir? Sonuncudur. E, sonuncudur. Her şey e, ruhunu teslim edecek, kıyamet kopacak, efendim bir müddet tüm alemler yok olacak, ondan sonra Cenab-ı Hak ne diyecek? Bütün her şey yok olacak, yani ruhlar da yok olacak, melekler de yok olacak. Yaratmadığı e, önceki zamanlardaki gibi olacak yani her şey. <laughs> sonra ne diyecek? Limenil mülkül <laughs> yevm Bugün e, mülk kimin içindir? Kimindir yani mülk? Alemi mülk. Alemi mülk. Yani alemi mülk var. Alemi meleküt var. Melekler, e, meleküt alemi, mülk alemi. Mülk alemi yok olunca mülk kime aittir deyince kendisi cevap verecek. Çünkü konuşacak kimse yok. Tüm mahlukat yok olmuş. Ne diyecek? Lillahil vahidil kahhar. Kahhar yani her şeyi kahreden, Tek olan Allah'ındır diyecek. Ondan sonra tekrar yaratacak her şeyi. Airet yurdu öyle başlayacak. Şimdi burada efendim şey var. Biraz aşağılarda bir ahiret hayatının aşamalarından bahseden bir durum var. Şimdi burada diyor ki ayetlerden anladığımıza göre ahiret hayatının belli başlı aşamaları şöyledir. Bir, her bir insanın ömrünü tamamlayıp ölmesi, yani ecel veya mevt, kabre konulması ve berzah alemi dünya ve ahiret arasındaki geçiş Yani kabir alemi bu, kabir hayatı. Bu birinci aşama. Sonra son insan öldüğü zaman ikinci olarak bu dünyanın sonunun gelmesi yani es-saat -sa dediğimiz kıyamet günü saat yani o an demek o kıyamet gününün gelmesi sonra üçüncü olarak velba'sı ba'del meut hakkun diyoruz ya yeniden dirilmek bu gerçektir velba'sı ba'del meut hakkun yeniden dirilmek dört Allah'ın huzurunda toplanmak buna haşr denir. O toplanacak yerin adı da mahşerdir. Haşr kelimesinden geliyor. Mahşer'de toplanacak. Tüm canlılar toplanacak. Herkes hesaba çekilecek. Efendim, amel defterine göre hesabın görülmesi ve karşılığının verilmesi 5. E, aşama bu. Yani bunun Arapçası tabii e, mizan, terazi demek. Mizan. Efendim. Yani bu tabi dijital terazi değil. Yani daha ziyade kefeli terazi. Bir tarafa sevaplar konulacak. Bir tarafa bir tarafa e, günahlar. Hangisi ağır basacak bakalım. Kefenin hangi tarafı ağır basacak. Kefenin ağır, sevap tarafı biraz da olsa ağır bastığı zaman ne olacak? O iyilerden sayılacak. Çünkü günahsız olmak mümkün değil. Günahsız olmak mümkün değil. Ama terazinin sol tarafı günah tarafı ağır basarsa o şakilerden sayılacak. Sevap ağır basarsa saitler oluyor. Mesut yani mutlular. Şakiler de sevabı, sevap değil de günah tarafı ağır basanlar. Evet. E, tabi e, sevap tarafı ağır basıp da e, birisi bir kulun veya bir hayvanın üzerinde onun üzerinde hakkı varsa tabi o ne olacak? O üzerinde hakkı olan e, kişilere sevapları taksim edilecek. Ne kadar hakkı varsa tabi. Mesela 10 lira borcu varsa 10 liralık sevap, sevabı gidecek. 1000 lira borcu varsa 1000 liralık sevabı gidecek. O şekilde yani. Yani orada ezdiğin karıncadan bile mesulsün dünyadayken yanlışlıkla üzerine bassın karıncadan bile mesul olacaksın. Hatta bir atasözü var. Der ki, kıyamet gününde boynuzsuz koç boynuzlu koçtan hakkını alacak. Yani boynuzsuz koç şey demek bu bir timsal, temsildir yani temsilidir. Bu teşbihtir. Yani zayıf varlık. Yani insan olur, hayvan olur. Boynuzu yok yani. Sendisini savunacak bir durumu yok. Vurduğu zaman gücü yok. Hani öbürü boynuzu var yani gücü var. Boynuz da burada güce işarettir. Güce benzetilmiştir. İşte boynuzu olan ne yapar? Ee, hayvan. Vurduğu zaman daha etkili yaralar karşısındakini. Bu şekilde haksızlık yaptıysa boynuzu olmayan boynuzlu e, hayvandan diyor hakkını alacak. Çok ince hesap. yani Milimetre, mikrometre, nanometre hesabı olacak. Hesaplar. Sonra hak hukuk derken sonunda cennet ve cehennem hayatı başlayacak. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde anlatılmaktadır. Biraz şöyle. Fazla vakit uzamaması için. Tabi burada sayfa kaç bu? 123. Sayfa 123. Ee, Ayet-i Kerime. Mesela Mü'minin suresi, <laughs> kıyamet günü diyor, mutlaka gelecektir. Bunda şüphe yoktur fakat insanların çoğu inanmıyorlar. Mü'minin suresi, sure üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki ve yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü anlat hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. Neml suresinde. Ve <laughs> bu şekilde yani kimin e, boynu şeyi e, efendim başı dik, kimin başı eğik bir şekilde e, orada muamele göreceğini vesaire Kur'an-ı Kerim açıkça anlatıyor tabii çeşitli ayetlerde. Yani sonuç olarak ölüm bir son değil, yeni bir hayata başlangıçtır. Ölüm ile kişinin bu dünyaya ait bütün tasarruf ve bağlantıları kesilir. Onun için artık ahiret hayatı başlamış demektir. Haklının, haksızın, adilin, zalimin, müttakinin, günahkarın ortaya çıkacağı, ona göre de ödül ya da ceza alacağı bir yerdir ahiret. Allah adaleti gereği kimseye zulmetmez. Herkes hak ettiğini alır. Kim zerre miktarı iyilik yapmış, güzel iş ortaya koymuşsa mutlaka onun karşılığını görecektir. Tersi de geçerlidir. Zerre miktarı kötü iş yapan da kesinlikle karşılığını görecektir. Tabi tersi de <laughs> geçerlidir diyor. Cennetlikler Allah'ın büyük ikramıyla karşılaşacak. Hayal edemeyecekleri mutlu bir hayata kavuşacaklardır. Cehennem de dayanılmaz acılar yurdu olacaktır. Şimdi dünya hayatıyla ahireti karşılaştırmak istersek diyelim ki dünyada Güzel e, anılarımız var, güzel şeyler yedik, içtik, yaşadık. Neyse işte, güzel hazlar e, gördük veya yaşayanları gördük. Bunun e, ahiretteki karşılığını anlamak için zaten anlayamayız da, yani anlayamayacağımızın acizetini anlamak için şöyle bir misal veriyorlar. Tabi biz de bunları sağdan soldan öğreniyoruz bir e, anne karnında bir çocuğu düşünün gayet mutlu yani yediği içtiği ekmek elden su gölden e, şeyinden şeklinde hayatından mutlu efendim e, güzel sıcacık koruma içinde yani herhangi bir derdi yok ağlayacak bir durumu yok gayet huzurlu. Şimdi bu buna deseler ki sana dünyaya geleceksin. Yani ana karında öleceksin demek. Doğup dünyaya geleceksin anlamında deseler. Hani çocuk ne yapar? Hani aklın başında bir çocuk olsa buna inanmak istemez. Der ki benim halim gayet iyi. Bundan daha iyisi nerede bulacağım der ve dünyayı, dünya hayatını hayal bile edemez. Çünkü o orayı biliyor. Yani yumurtanın içindeki bir e, yavru gibi sadece etrafını biliyor. Etrafındaki duvarı biliyor. Anne karnını biliyor. Efendim hayal etmek istemiyor çünkü rahatı iyi. Ha, bu çocuk şimdi dünyaya gelse ne olacak? Dünyayı görecek. Gayet çok geniş, büyük bir alem. Her istediği oluyor, rahat. Efendim farklı tatlar yaşıyor, nefes alıyor, diğer çocuklarla oynuyor. Şimdi bu dünyaya gelen iyi bir hayatı olan çocuğu çocuğun anne karnındaki güzel de hayatı olsa ki onun hayatıyla kıyas edilmesi nedir? Yani arada çok büyük bir uçurum var. Arada büyük bir uçurum var. Ya yani kıyası bile mümkün değil. Tamam netice olarak orada da barınıyordu, dünyada da barınıyor. Ama burada çok daha farklı şeyler var. Yani dünyadaki en böyle refah içinde en zengin yaşayan bir insanın bile hayal edemeyeceği nimetler de cennette var. Çünkü orada Cenab-ı Hak şimdi bu tabi bir hadisi kutsidir. Hadisi kutsidir. Kur'an dersimiz tefsir ama bu hadisi kutsidir. Hadisi kutsilerde hadis şeriflerde bir nevi Kur'an-ı Kerim'i açıklamış olurlar. Cenab-ı Hak cennet hakkında buyuruyor ki adetül ibadî yani iğdet hazırladım diyor. Ben hazırladım. Kim için? Li'ibadî kullarım için. Neyi hazırladım? Mâ lâ aynun ra'et hiçbir gözün görmediği yani dünyadaki hiçbir gözün görmediği ama orada göreceği vela semiun. veya vela semiun diye vela üzünün, üzün kulak demek. Vela üzünün semiat. Yani hiçbir kulağın da duymayacağız. zevkler. Yani orada da tabii demek ki sesler var. Yani dünyada musiki varsa orada da böyle bazı güzel sesler var. Cennete ait. Yani boş durmuyorsun orada. Güzel kokular var, güzel sesler var. Yani e, gözle görülebilecek güzel nimetler var. Efendim, işte böyle şeyleri hazırladım diyor. Yani ne demek oluyor? Ee, dünya Dünyada yaşayıp da ahireti, ya yani dünya hayatıyla diyelim, ahiretteki hayatın, cennet hayatının arasındaki fark, dünya hayatıyla anne karnındaki hayat kadar farklı. Yani bu derece uçurum, e, büyük derecede uçurum derecesini diyelim farklı bir hayat. Onun için Cenab-ı Hak yani buradaki nimetleri dünyadaki nimetlerin aslı orada var ama bir de gözün görmediği bak ma la aynun hiçbir gözün görmediği ve la ödünün semat hiçbir e, kulağında işitmediği diyor şeyleri hazırladım buyuruyor ahiret hayatı da bu şekilde ilginç ve heyecanlı, güzel yani istemeye, yaşamaya ona göre amel etmeye değer bir daha gidersin 5. ünitenin ikinci bölümü Arapça tefsir ve metinleri demiş işte Asr suresi Taberi, Taberi tefsirinden burada güzel Arapça metinler var bakın ne demiş? İhtelefe ehli tevili fi tevilihi kavlihi ve asr. asri fekale ve kasemin e, akseme Rabbuna Teala zikrehu biddehre. İşte böyle hem Arapça anlamak için tefsir parçaları yani daha güzel, daha ilginç olacağını düşünüyorum. İnşallah Cenab-ı Hak nasip etsin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين